Hocam öncelikle bizimle bu söyleşiyi yapmayı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepimizin bildiği gibi 1977 yılında Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nin kurucu öğretim üyesi olarak başladığınız yolda ülkemizde iç hastalıkları ve kardiyoloji dalında hızla gelişmeler sağlayan çalışmaları ve eğitimlere imza attınız. Türk kardiyolojisi için ayrıca bir mihenk taşı olan 2001 yılında yayın hayatına başladığınız ve 2002 yılında İlk olarak PubMed'e kabul edilen ve sonrasında 2007 yılında ilk ve tek Science Citation Index Expanded'a kabul edilen Anadolu Kardiyoloji Dergisi'nin kurucusu ve baş editörüsünüz. Hocam ilk olarak size sormak istediğimiz şey, şu an bulunduğunuz noktadan, bu yola başladığınız döneme baktığınız zaman, bu başarı yolculuğunuzda sizin için en önemli dönüm noktaları nelerdi? Evet, bu kişinin dünyaya bakışı, perspektifiyle, merakları ve yetenekleriyle ilgili olan bir husus. Çocukken hatırlıyorum, elime 25 kuruş geçtiği zaman tek bir kitapçımız vardı İzmir'de. Ondan hemen gider bir kitap alır okurdum. Babam Hayvanlar Alemi diye bir kitap aldığı zaman ilkokul 3. sınıfta sanki bambaşka bir dünyaya girmiş gibi olmuştum. O zaman mahallemize bir tek gazete gelirdi. Çünkü herkes gazete alamazdı. Biz gazeteyi alırdık. Biz aldıktan sonra bütün sokağımız o gazeteyi okurdu böyle paylaşarak. Okuma imkanı yok. Ablam benden büyük. Ablam ilkokulda okuma yazma öğrendi. Ben çok üzüldüm çünkü okuyamıyorum, ben daha küçüğüm. Abla bana şunu okur musun diye Doğan Kardeş dergisini getirirdik. Bu bir zevk meselesi. Yani kimisi ava başlangıçta zevk alıyor, kimisi başka bir şeyden. Daha sonra ortaokula başladığım zaman benim tarih öğretmenim Kemal Bilbaşar'dı. Bunu pek çok insan Türk edebiyat, hatta sosyal tarihi diyelim, siyasi tarihinde çok önemli yeri olan bir kişidir, Allah rahmet eylesin. Ondan çok şey öğrendim. O benim yakın bir hocamdı. Ben de onun yakını bir öğrencisiydim. Okuryazar merakım dolayısıyla lisede edebiyat bölümüne geçtik. Bizim edebiyat bölümünde Can Baba diye bir hocamız vardı. O da bizi sıkıştırırdı. Çünkü Atatürk Lisesi İzmir'de o yıllarda siyasalı en fazla öğrenci sokan bir liseydi. O yüzden bizi çok sıkıştırırdı hocalar. Cumartesi pazarı yok, tatil yok, yazın yok, illa gireceksiniz diye. O zamanlar çok okuyordum gerçekten. Üniversiteye geldiğim zaman üniversitede yalnız bir şanssızlık oldu. Ben temelde en ne kadar biyoloji yeteneğim olduğunu zanneden bir kişiysem de lisenin beni yönlendirmesiyle benim siyasala gitmem mecburi. Bir de biz beş göbek kapı koluyuz, yani memur sınıfındanız. Başka bir 1882'den itibaren öyle geliyoruz. Siyasala gideceğiz ama babamız annemiz doktor ol diyor. Büyüklere itiraz olmaz. Ben yine de siyasala gittim. O zaman 3 gün sürerdi imtihan. Pazartesi, çarşamba, cuma. İmtihana gireceğiz. Fakat Tıbiyen'in de imtihanı var. Ege Üniversitesi yeni açılmış. Gitmek lazım. Gittim. İmtihanda bir 2 saatlik imtihan yazdım, çizdim. Kağıdı şöyle kerhen oraya bıraktım, geldim. Döndük. Sonra babam bana 80 lira verdi galiba. 6 arkadaş gittik Ankara'ya. İlk defa İzmir'in dışına çıkıyoruz. Tabii korka korka. Otel bilmeyiz, trene binmemişiz daha. Ne işimiz olacak bizim? Biz deniz yoluyla İstanbul'a giderdik 24 saatte tırhan vapuruyla. 6 arkadaş pazartesi imtihana girdik. Sabah 2 saat, akşam 2 saat. Çarşamba sabahı imtihana girdim. Güzel bir imtihandı o. Çıkarken dediler ki acele telgrafım var. Aldım telgrafı. Acele İzmir'e dön. Ne oldu acaba? Neyse, ekspres tren var. 24 saatte Ankara'dan İzmir'e geldik. Saat 2 civarında koştum. Ama evdekiler mutlu. Dedim ne oldu baba, hayır olsun. Dedi gözün aydın, tıbbi kazandın. Baba hayır olsun dedik.
Tabii üzüldük, sıkıldık. Arkadaşlarımın hepsi kazandı. Ben yarı imtihanda dönmüş oldum. Tıbbiye başladık ama istemiyorum tıbbiyeyi okumayı. Derslere giriyorum, girmiyorum. Bir ay sonra o zaman her yere kaydolabiliyorsun. Hangisine gidersen git, bir sorun yok. Merkezi imtihan yok. Zaten üniversite yok. Zaten Anadolu'nun pek çok ilinde ya bir lise var ya da öyle bir şey var. Yok. Okuyan yok. Bir ay sonra haber geldi. Acele Ankara'ya gel, yedekten kazandın. Ne yapacağız? Baba şöyle böyle, babam dedi ki al oğlum dedi 80 lira istediğini yap. Aylık bu kadar, bütçemiz bizim bu. Ben gittim. Gittim bir ay sonra 120 lira borçla Ankara'dan paşa paşa tıbbiye başladık. Tıbbiye başladık ama bir şeyler yapmam lazım. Orayı atlamak istiyorum. Siyaset içindeyiz biraz. İşte devrim ocakları var o zaman. Talebe Cemiyeti Başkanlığı var bir taraftan. Nasıl oldu? Tıbbiye 4'te kulakları çınlasın. Yılmaz diye bir arkadaşım dedi ki bir dergi çıkarsak biz. Ne dergisi? İşte bir dergi olsun. Edebiyat dergisi, tıp dergisi. O ne olsun? Adı Neşter olsun. Biz 1960'ta ihtilal sonu talebeler çok güçlü. Yani hocalara bile böyle dikleniyorlar şimdi olduğu gibi. Efendim biz ara sınıf olduk öğretim üyelerinden. Nasipsiz bir sınıf olduk. O dergiyi biz çıkardık. Neşter dergisi. Rektör Bey'e rica ettik. Allah rahmet eylesin Mustafa Bey'e. Bir de matbaayı açtı. Biz gece gündüz o zamanlar... Böyle bir şey yok tabii ki. O zamanlar harfleri tek tek diziyorsun, bir de bağlıyorsun, sayfalar yapıyorsun. Ben gece 2'ye 3'e kadar kurşun harflerle, kurşun kokusuyla Neşter adlı dergiyi çıkardık. 1,5 yıl falan galiba. Ondan sonra derslerim kötü gidince ben bıraktım o işi. Arkadaşlarım da yürütemediler. Neşter hala bende vardır. 12-13 sayıdır. İçinde tıbbi talebelerle ilgili tıbbi ve edebi yazılar vardır. Daha sonra bir nedenle o kısmı atlayacağım. Ben doğuya gideyim dedim. Doğuda mektup yazdım Sağlık Bakanlığı'na. Dedim ki Kars, Ağrı, Van, Hakkari illerinden beni görevlendirin. Ben bir talebeyim. Son sınıfa geçtim. O talebeliğim sırasında de doğuyu göreyim dedim. Macera tabii astımız. O sırada ben hiç Eylül'e kalmadım. Hep Haziran'da bütün dersleri verdim. Ama derse girdiğimi de hatırlamıyorum pek. Bir tek spiral bir defterim vardı. O da kardiyoloji notları. Onun dışında notum yok. Hanımın notlarını alırdık. Öyle biz geçerdik zaten sınıfı. Sorunum olmadı benim. Ama ben Kars'a gittim. Çünkü bana bir telgraf geldi Sağlık Bakanlığı'ndan. Sayın Bilgin Timural, Kars Hastanesinde ihaleniz ve ibadeteniz temin olunmuştur. Mülhak olunuz. Yani buraya gel, yatacağın, yiyeceğin hazır. Hadi gel bakalım. Gideceğim. Babam dedi ki oğlum ne yapıyorsun? Baba gidiyoruz her zaman olduğu gibi bir yere. 4 gün, 3 gecede ekspres trenle Kars'a gittim. İşte ben o zaman talebeliğe, tıp talebeliğine, hekimliğe o zaman başladım ben. Çünkü orada kaldım 4 ay içinde Kars Hastanesi'nde acile baktım. Kötü bir talebesin. Gece nöbet tuttum. Çünkü 3 hekim var. Kars vilayeti 2.4 milyon nüfuslu bir hinterlandı var oranın. Hoş yol olmadığı için kimse gelmiyor tabii ki. Mesela ameliyatta açık narkoz verdim. Öyle alet falan yok. Narkoz aleti bir şey bulunmaz. Apansit kapattım. Hemşirelere ders verdim. Cüzdan tarama yaptık, hatırlıyorum. Frengi taraması yaptık, tifilizi. Öyle bir hekim oldum ki döndüğüm zaman son sınıfta, yani asistanlar bana soracak duruma geldiler. Çünkü ben 54 şarbon vakasından bitirme tezi yaptım. Benim imtihane hocam o kadar ya gördü ya görmedi şarbonu. Ne istersen var tabii ki. Daha sonra... O sırada evet daha 5. sınıfta Cumhur Ertekin, çok muhterem bir abi,
Dedi ki bir karikatür gazetesi çıkaralım dedi. Çok iyi karikatür yapardı Cumhur abi, sağdır. Benim kıdemi abim. Yaparız dedik. Ben biraz karikatür yapacağım. Biraz işte fıkralar yazıyoruz. İki sayfalık bir gazete. Ve İzmir'de Karşıyaka'da, Saat Kulesi'nin önünde, Karşıyaka'ya, Bafur İskelesi'nde biz gazete satıyorduk Cumhur abiyle beraber. 25 kuruş gazete, hiç unutmuyorum. O da herhalde bir sene falan devam etti. Sonra ne oldu sonra? İhsasa başlayacağız. İhsasta bir zorluğum olmadı. Rahat bir daire ihsası yaptık. Yalnız bizim kliniğimiz kardiyoloji kliniği. Hocamız kardiyolog olduğu için Türkiye'nin ikinci ya da üçüncü anjiyosu, koroner anjiyo var. Koroner anjiyo yapacağız. Piker diye bir marka geldi ama teknisyen yok. Meşhur Ahmet Birant abiyle bir teknisyen. Onu monte ettiler. Ama sizin bildiğiniz C kolu, M kolu diye bir şey olmaz. Tavanda bir statif. Aşağıda 40'a 60 bir kasetli röntgen makine filmi. Sağa sola oblik döndüremezsin. Sabit çünkü orada. Biz hastayı 30 derece oblik yaparız. Arkasına yastık koyarız. Olmadı sol oblik yaparsın. Böyle altı, arkasına yastık koyarsın. Bu şekilde hadi çek at, çek at. Heyecanlı bir yarı kardiyoloji, yarı dahiliye ihsası yaptık orada. Zaten oradan çıkanların çoğu kardiyolog olmuştur. Onu bitirdik. Şimdi daha hikayeye yaklaşıyorum yavaş yavaş. Askerlik oldu. Kırmızı Çıkarma Birliği, Edinci Karargah gemisi. Efendim orada bir 6 ay denizde kaldık. Sonra tekrar İskenderun Deniz Hastanesi'ne geldim. O zamanlar pek okumuyordum. Okunacak bir durumumuz yoktu. Çok sıkıntılarımız vardı. Ancak tıbbi. Daha sonra işte sosyal hayatımız değişti. Medeni hayatımızda bir tebedülat oldu. Evlendik. Kısa bir Almanya seyahati, İzmir'e geldik. Ve sonra dedik ki bir uzaklara gidelim mi? Şimdi nasıl bağlayacağız işi? Hanım da dedi ki Erzurum'a gidelim, orada bizim arkadaşlar da var. Yeni bir üniversite kuruluyor orada. Biz de macera tabii ki istiyoruz. Gidelim dedi. Gittik Erzurum'a. Felaket, felaket bir hal, felaket. Bakın, ne diyeyim, Ankara'dan Gürbulak sınır kapısı İran'a kadar, Karadeniz'den Akdeniz'e kadar Suriye-İran sınırları içinde tek kardiyoloji sorumlususun. Hiçbir kimse yok, 24 vilayet var. Dediğim gibi gelen olmuyordu, gelebilen zaten infarktüs nasıl gelsin? 500 kilometre öteden uçak nerede? Uçak bir gelir bir gelmez Erzurum'a. Zaten Erzurum başka yerde uçak olmaz. Orada ben Anadolu Tıp Dergisi'ni çıkardım. İlk orada başladım. Ne kadar çıkardım bilmiyorum. Bir iki sene çıkardık. Orada birazcık klinik içi ve üniversite içinde sıkıntılarımız vardı. Talebeler zincirlerle sınıfı basarlardı. Hocam sen müsaade et şöyle. Yapmayın evladım. Eğer öğrencin yaralandıysa hastaneye götürürsün, hastaneye basarlar, bırak ölsün diye. Çok sıkıntılı günlerdi. Neticeyi kerem 7 sene orada çalıştım. Orada kaç sene, 2 sene falan çıkarmış olabilirim onu, tam hatırlayamıyorum. Çok sıkıntılıydı çünkü oralar, yani gece gündüz yok. Sonra bir mektup aldık buranın ilk rektöründen. Gelir misin buraya? Geliriz dedik, geldik. Tabii geldiğimiz tarih 77, 30 Haziran'da geldim. Cuma günü aynı gün senato toplandı burada, aynı gün. 3 gün sonra derse çıkacağız, başka çare yok. Adam yok, kimse yok. Talebe nerede? Talebe Ankara Hacettepe'de okuyor. Peki nerede oturacağız? Yer yok, sandalye var, yiyecek yok, içecek yok. Bir tek su elektrik var, bir de gece bekçisi var. Olsun. Tabii ideallerle geldim. Dünyanın en büyük kardiyoloji kliniğini kuracağım diye geldim ben. Böyle 5000 metre koşucular koşarken önlerine bir tane tavşan diye hızlı koşan bir adam koyarlar. O tempoyu tutturur. Benim de önümde dünya kardiyolojisi var. Ben de onları tutturacağım. O insanı sürüklüyor. Şimdi ne derler? Bir bilimsel çalışma yaptın, Nobel alacaksın. Diyelim ki Aziz Sancar Nobel alacak. O çalışmayı yaptı. Başarılıydı da. Müthiş bir şey. Ama onu yaymazsa, senin eline ulaştırmazsa, bilim dünyasına böyle bir iş var.
böyle bir bilgi ürettim, artık böyle bilin demezsen o çalışma çöpten başka bir kıymeti yoktur. O zaman bilimle yazarlık, bilimle yazma paralel, birbiriyle ortak. Ama tabii bilim üretmek önce ortak, yazmak ikinci ortak oluyor. Buraya geldim işte ikinci, üçüncü yılda daha bizim yataklarımız yeni başlamış. Öğrencileri zar zor kavga dövüş Hacettepe'den almışım buraya. Çok zorluk, çok sıkıntılar oldu. Erzurumlu olan, pardon Erzurum'a kadar, Eskişehirli olan olmayan, efendim üniversiteden gelen gelmeyen, Hacettepe'li olan olmayan, genç yaşlı mevarik takımı. Mevarik, affedersin neyse söyleyeyim, moruklar demektir. Efendim mevarik takımı, ben de o zaman 37 yaşındayım ya da 38 yaşındayım. Dedim burada bir dergi çıkaralım. Ne dergisi olacak? Tabii ki adı Anadolu Tıp Dergisi olacak. Çıkardık Anadolu Tıp Dergisi'ni ama bütün hastanenin dergisi oluyor. Kulak da var, göz de var, kadın doğum da var, her bir şey var orada. Çıkardık. Şimdi konuşmanın başında şöyle bir şey söyledim. Dedim ki Osman Gazi'nin kurucusu değil. Bütün tarih, resmi tarih öyle yazar ama gerçek öyle değil. 73 yılında Anadolu Üniversitesi kuruluş kanunudur. 77-30 Haziran'da Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi vardır. İşte o sırada biz gayretle uğraşıyoruz. 7 tane öğretim üyesi var. Doçent, profesör. Yok, profesör yok. 7 kişiyiz biz. Neresi Kırkbeyli, Hacettepe'den buraya hiç gelmeyen ama buranın kadrosunda görünen, günahları boynuna sağ kalanlarında, gidenlerinde. Çırpınıyorsun, bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Dergiyi nasıl çıkaracaksın? Dergi tabii ki Anadolu Üniversitesi ise o dergi Anadolu Üniversitesi yapacaksın ismini. Yaptık, bir sayı çıktı. Bende o sayılar hiç yok. Bir tek dekan yardımcısı gösterdi evvelsi gün. Bak hocam onu saklıyoruz biz dedi bir tane. Galiba 2-3 yıl çıkardım onu da tam bilemiyorum. Ve 1982 yılına kadar Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi, o sırada ben Fen Fakültesi dekanıyım. Rektör vekiliyim, dekan vekiliyim. Koşturuyoruz. Yani o kavga gürültü içinde böyle olaylar var. Orada tabii devam ediyor 80 öncesi. Ama 80'den sonra yok kuruldu. İyi. Ben kanuna bakıyorum, şahane bir kanun. Yani gayet güzel bir kanun. Ama rahmetli bir abi dedi ki, yok dedi, kanun ayrıdır, uygulayan ayrıdır. Çok pişman olacağız bu kanunla biz. Olamaz dedim, ne kadar güzel kanun. Medeni kanun da güzeldir ama görüyorsun nasıl kadınları biçiyorlar. Çünkü örf, adetler o kanunları reddediyor. Halen sen busun diyor. Bir gün uyandık ki burada eski bir Anadolu, yanlış söyledim, eski bir akademi var. İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi. Onlar 80 kişi ve yerli. Başlarında Yılmaz Büyükerşen akademi başkanı. Nasıl yaptılarsa Kenan Evren'i herhalde uygun gösterdiler. Anadolu Üniversitesi ile akademi birleşti. Biz uzmanlarımız da var ayrıca. Altımızda bir 10-15 uzman var. Biz 20-25 kişiyiz. Akademi 80 kişi ama bizim doçent profesör olma şartlarımız apayrı, onlarınki apayrı. Şimdi bir şey demeyeyim, burada dedikodu olacak hali yok ya. Ve birleştik, birleşince bizim esamemiz okumadı ve şu tıpçılar diye o kadar büyük sıkıntılar çektik ki, o kadar büyük sıkıntılar çektik. Ve rahatsız kerem, Anadolu Üniversitesi bir demir yok oldu. Bunlar büyük yaşam ortada. Direndik. Hatta yani bunu açık söylemem lazım. Orada bir diken var, onu da sökeceğim dediği zaman 10 tane mali müfettiş geldi buraya beni teftiş etmeye. Bu binaların hepsine ben imza atmışım. Geldiler, hiç de bir şey olmadı. Ben maliyeci çocuğuyum. Her şeyi hallettik. Peki ne yapacaksın şimdi, ne yapacaksın, yapacak bir şey yok derken 92 yılında birdenbire Osman Gazi diye çıkarmak zorunda kaldılar tıp fakültesini. Tıp fakültesini yutamazlar.
Hekimler ayrı, kusura bakma. Hekimler kendini beğenmiştir, hekimler burunlarından kıl aldırmadı. Hele profesör dediğimi zaten felaket bir şey o. Profesör tam maaşlı tekahüttür o ümmiyette biliyorsunuz. Kimse alınmasın. İsteyenlere de bir yazı yollarım. Onu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar ben buraya geldiğimde işte 80 yılında bu Anadolu Tıp Dergisi'ni çıkardık gittik. Ve ondan sonra 3 seçim 6 yıllıktır Türk Kardiyoloji Derneği Başkan Yardımcılığına seçildim Altan Bey'in altında. Epey çalışıyorduk. Sonradan baktım ki ben yeter artık dedim. Daha fazlasını Altan Bey biliyor, Çetin bilir. Doğrusunu Çetin'le bilir daha doğrusu. Bıraktık. Bırakınca peşimde bir genç adam dolaşıyor. Hocam diyor gel diyor bir dergi çıkaralım senle. 23-24 yaşında bir çocuk. Dedim evladım bak arşiv var şimdi arşiv varken dergi çıkar mı? Çıkmaz. Hadi. Ben ayrıldım dernekten. 3 gün sonra çocuk geldi. Dedi ki hocam çıkaralım. Bu çocuk İbrahim Kara. Tabii ki Karadenizli bu adam biliyor musun? Bunlar değişik oluyorlar. Dedim oğlum kolay bir iş değildim. Sen ne yapıyorsun? 3 tane dergi çıkarıyorum dedi. O da 4 oldu. Dedim arşiv var. Hocam arşiv artık orada. Sen ayrısın dedi. Geldim arkadaşlarıma sordum. Dedim arkadaşlar Kardiyoloji'deki şimdi profesörlerim, doçentlerim. İşlerinden bir tane Gülmira Kudarberdiyeva diye Kırgızlı bir çocukcağız var. Bayan var. Müthiş bir bayan yani o. Adana'da çalışıyor. Ahmet Birant abi bana dedi ki sen onu oraya al. Ben de onu buraya aldım. Anlaşmalı Kırgız tabiyetinde anlaşmalı. Kız meraklı ona sordum dedim ki bana yardım eder misin dedim. O temel bilimleri iyi oluyor bu sosyalist ülkelerin. Çok iyi bir temel bilimleri var. İngilizcesi de çok iyi tabii ki. Hocam yaparım dedi. O burada kalıyordu falan. Misafirhanemizde. Ben oturdum. Masamız var bir misafir masası. Bir de pek misafir gelmez. Kimseye sokmayı hanım zaten hanımları biliyorsun. 14 tane dördü büyük, diğerleri küçük tıp dergisi, kardiyolojileri yaydım. Bir defter aldım. Jama'nın şurası bozuk. Öyle olmaz bir dergi. İşte bak New England'da burası iyi. Circulation bu da güzel ama işte bunun Jack'ın şurası iyi değil. Bu iş böyle olmaz. Bu işin böyle olması lazım. Tam 6 ay sonra dedim ki İbrahim gel dergi çıkarıyoruz. Ve dergiyi çıkardım. Çıkardığımda ilk kapağına Digitalis koydum. Dediler ki magazin dergisi mi dediler yine. Tabii şimdi dergi çıkarmak için dergi çıkaracak kişi ve kuruluş lazım. Kişi var kuruluş da pek fazla yok. Yani benim o zaman 20 yatağım ya var ya yok. Neyse ne yaptım. Dernekteki tanışıklıklar dolayısıyla özellikle genç arkadaşların beni desteklemeleriyle genç arkadaşların. Yaşlı büyüklerimiz de var tabii o zamanlar. Çok Remzi hocamız var, Kemalettin hoca var. Çok değerli hocalarımız var. Onların da desteği olmuştur muhtemelen. Birinci sayıyı çıkardık. Kolay geldi bana. İkiyi çıkardık, üçü çıkardık derken bir arkadaşım bana aşk şiiri yolladı. Bana değil de dergiye yani. Sınıf arkadaşım Yüksel Satoğlu. Dedim bunu basayım. Yardımcı editörlerim var. Hocam ne yapıyorsun dediler. Editör board var. Hocam ne oluyor dediler. Ben onu bastım. Dedim ki arkadaşa sen dedim 70 yaşında kadınsın ya. Bir de yani efendim. Şimdi yani sen bu nasıl yaparsın? Eşin de yeni öldü. 4 çocuğun var. Bana cevap verdi. Senin dedi için çürümüş. Tabii şimdi 70 yaşında aşkla uğraşmak zor bir şey. Ve bir sene sonra biz PubMed'e başvurduk ve kabul edildik. Demek istediğim biraz gözün kara olacak yayıncılıkta. Temelde arkadaşlarım desteklemeseydi bu genç arkadaşların yayınlarıyla, çalışmalarıyla o noktaya gelemezdik. Ondan sonra biraz daha hırs oldu ve PubMed'e girince zaten yazı sayısı çok arttı. Yani bizim karşılayamayacağımız bir noktaya hemen bir sekreter aldık. İnci'yi aldık. Sonra bir çok tatlı bir kızcağız daha vardı. O öğretmen oldu. Tabii o zamanlar Türkçe çıkıyoruz ama Citation'a başvuracağım. Citation'a başvurduğumuzda dediler ki bize çok iyisin. Her şey iyi. Yani Citation'ın kesin kuralları yok.
Yani ben sorduğum zaman nasıl kabul ediyorsunuz dediğim zaman en yetkili kişilerine birazcık kapalı cevaplar veriyorlar. Ben altındakini anlıyorum tabii ki. O bakımdan Citation'a girmek çok kolay bir şey değil esasında. International de yok dediler. Doğru, ben Türkiye'den basıyorum. Dedik o zaman İngilizce çıkaracağız. Biz ne yapalım? Ya, yurt dışından yazı alalım. Benim bir İngiltere maceram var, Hollanda maceram var, şu Amerika macerası var, Almanya macerası var, İsviçre macerası var. Bir ay, iki ay, üç ay, beş ay neyse onları topladık. Kimler tanıyorum ben? Kongrelerde yurt dışında kimlerle beraber olmuşum? Hepsine mektup. Amanın bana bir yazı yollayın, lütfen bana bir yazı, şöyle böyle derken bize en çok İran'dan yazı gelmeye başladı. Ne hikmetse ve biz 2007 yılın Mayıs'ın 5'inde gece 11:55 geçe bir mail geldi bana. Bir bayanın imzasıyla bir şeyler diyor, iki satır, yani Citation'a kabul edildiğiniz gibi bir şey ama hani başınıza taş düşerse ne olur? Durdum anlamadım ne olduğunu. Gülmira da Adana'da o sırada, bizden ayrılmıştı Gülmira 5 yıl sonra. Bütün iş benim üstüme kalmıştı. Onu götürüyorduk tabii ki. Gülmira'ya mail attım. Gülmira bak dedim, sen burada ne oluyor dedim. O da meğerse onun başındaymış. 3-4 dakika sonra bir telefon geldi bana. Benim çalışma odam vardır yazlıkta. Çığlıklar var. Çığlık bağırıyor, çığlık çığlığa. Sonra anladım ki hakikaten sayet eşine kabul edilmiştir. Şimdi burada yazı hayatımız böyle. Ama arkadaşlara söyleyeceklerim var. Hep söylüyorum bunu, biraz fazla oluyor ama bilimsel çalışma yapacak bir arkadaşımın bilimsel bir ortamda bulunması lazım. Sabah 10 tane anjiyo, öğleden sonra 40 tane eko. Tamam, öğretim üyesi hastanede çalışmaz. Biz hukukçu değiliz. Kınamıyorum kimse, edebiyatçı değiliz biz. Matematikçi değiliz biz. Bizi bekleyen aslında kapıda, kapı var da, kapıda hasta var. İş var, güç var, nöbetler var. Bu çocuklar nasıl yapsın bu işi? Tabii çok zor bir ortam var Türkiye'de şu anda, bilimsel açıdan çok zor bir ortam var. Ha, bizi yaratmış yok. YÖK'ü yaratmış başkası, YÖK üniversiteyi yaratmış, üniversite fakülteleri yaratmış, sonra bizi yaratmış diyelim. Yani YÖK'ü kim yaratmış? Onun kalitesi neyse, benim kalitemde ortalama kamu kalitesi öyle olur. Yaradana bakar her şey. Arkadaşlarım bir defa, meraklı olanları tutmak zor. Meraklı adamlar bunalıyorlar ve bırakıyorlar bu işi. Ben giderim, bir işimi yaparım diyor. Meraklı adamın da seçeceği bilimsel çalışma, aşık olduğu çalışma ve fikir, hipotez olmasın. Bana gelen yazıların büyük kısmının hipotezi yarım. Bana kalsa bu dergi zaten çıkmadı, hepsini reddedeceğim açıkçası. Allah'tan hakemler ve yardımcı editörlerim kabul ediyorlar da dergiyi biz çıkarıyoruz. Hatta 15 günde bir çıkabilecek durumdayız. Ta önümüzdeki yıl bir doldurmuşuz Allah'a çok şükür yazıyla. Bu hipotezi ona verecek olan hocasıdır. Hocasının vakit ayırması lazım. Bu konudaki sorun nedir? O konudaki sorunun dünya çapındaki seviyesini bilmesi lazım. Çalışmayı sağlam bir hipotezle eğer alırsa ele, sağlam bir hipotezle bir defa o çalışma olabilir. Altında background'unu iyi okuyacak. Kim ne yapmış, niye yapmış, niye başarmış, niye başarmamış diye o hipotezi arkadaşım önce kafasında irdeleyecek. Bu iş olur mu? Olasılığı ne kadar? Daha sonra gideceksin materyal metoda. O zaman arkadaşım yazmış yazısında, çok param olmadığı için bu çalışmayı yapamadım diyor, limitation'a. Bunu sen bir dergiye nasıl yollarsın? Yollar çünkü eli yok yani. Ama yollarsa da ben bunu basamam. Çünkü derler ki bunların parası yok, böyle iyi çalışma yapamıyorlar der. Bir çiziklerler. Bunu söyleyemiyorsun. Bir defa oradan gidiyor. Sonra ne diyorlar? Ankara'daki Sağlık Bakanlığı bize vize vermiyor çalışmalarımız için diyorlar. Orada TÜBİTAK'la bacadan, kapıdan kovçalar, bacadan gireceksiniz, proje vereceksiniz.
Bizler ben herhalde 100'e yakın I regret to inform you mektubu almış gibi. Yurt içinden, yurt dışından, dergilerden. Ona alışacaksınız arkadaşlar. Ama gözünüz açık olsun. Yaptığınız bir işin hipotezini mutlaka sağa sola sorun. Arkadaş ya ne diyorsun buna? Çok yakınınsa senin hatırına evet der. Çok meşgul kişi o da evet der ama bu konuda yazı yazmış kişilere dostların, arkadaşların Türkiye'de, yurt içinde, yurt dışında bulacaksın. Hipotezin bu ne diyorsun diyeceksiniz. Yoksa aşkın gözü kördür, topala da gider, köle de gider. Sonra da vay dersin, bu böyleymiş dersin, kadını öldürürsün mesela onun gibi. Hocam peki tüm bu zorluklara rağmen akademik hayalleri olan ve bu yola yeni başlayan genç hekimlere neler tavsiye edersiniz? Hiç yılmayacaklar, meraklı olacaklar. Merak olması için o konuya hakim olmaları lazım geliyor. Yazı yazarken hislerini, duygularını oraya katmasınlar. Metotta ne varsa oradan elde ettiklerini rizalta yazacaklar, oradan sonra tartışmayı yapacaklar. Arkadaşım yazıyor, bu şikayet değil tabii ki. Hipotez var, onunla ilgili olmayan bir yöntem var, onunla ilgili olmayan bir sonuçlar var, onunla ilgili olmayan tartışma var. Tartışıyorsun ama onu sen başta yapmamışsın ki. Yapmışsın ama niye tartışmıyorsun burada? Çok basit şeyler. Hocalarımızın çok titiz olması lazım. Ve hemen daha birinci sene asistanla mutlaka tez değil, yazılan bir teze ortak olması lütfen değil. Lütuf olsun da değil, bu çocuk doçenteye girecek yazısı olsun diye değil. Al arkadaşım bu kısmı sen, ben asistanlığın ikinci senesinde ikinci isim iki tane yazım vardı. Çok iyi hatırlıyorum. Ondan sonra da olmuştur herhalde, ilgilenmedik tabii çok fazla. Mutlaka bir ekiple beraber olacağız. 14 kişi var, arkadaşımın haberi yok yazıdan. 3 kişi var, 3. profesör, arkadaşım diyorum bu intihal diyorum, senin imzan var. Vallahi hoca hiç görmedim herhalde. Lütuf yazarlık bize büyük bir dert. Mümkün olduğu kadar erken bir çağda çok çok öncelikli olarak genç arkadaşlar. Ha der ki 10 kişiye verdim, 3'ü meraklı. 3 tane adam kazanmış oluyorsun bilim sahasına. Önemli bir şey bu. Onlara vakit ayırmak lazım. Ben izini çok az kullanan bir kimseydim. Burada da çocukların büyüdükten sonra ben izini hiç kullanmadım. Arkadaşlarım biliyorlar. Meraklı olacaksın. Meraksız kişiyi zorlayamazsın. TUS birincisi bana geldi. TUS birincisi. Bizi kardiyoloji kazandı. Birinci sırada yazmıştı. Hemen bir proje hazırladım. TÜBİTAK'a gittim dedim. Ben buna güzel bir enstitü açacağım. Böyle laboratuvarlar yapacağız. Canavar. Bizlerin çok üstünde bir insan. Yani insan üstü gibi değil mi? Bunca talebe zaten elenerek gelmiş. Tıbbiyeye sen de elemişsin. Birinci olmuşsun. 6. ayda ayrıldı. Burada herkes ölüyor hocam dedi. Kardiyolojide. Kardiyoloji dediğin şey zaten %7,5 ve fiyatta başlar. Meğerse bu çocuk ismini vermeyeceğim bir üniversitede kardiyoloji elektifmiş yapmamış. Sen Türkiye'nin ünlü bir üniversitesi nasıl olabilirsin? Böyle bir eğitim olabilir mi? Ben talebelerimi PAP'ta gördüğüm zaman kulaklarına çekerim. Bilirler. İdi o zamanlar yani. Onların yaşamaya hakkı yok. Asistanlar için de bilimsel çalışma yapacaksa eğer bayanlar yandı, evliler yandı, çıkarsa bekarlardan iş çıkıyor zaten. Onları kullanıyorsunuz. O çocuklar da şimdi bir anjiyo çekiyor, anjiyoyu bana yolluyor olgu sunumu olarak. Orada hocam diyor kalp içinde kalp var diyor. Bir kalp filmi görüyor. İşi gidiyor orada adamın. Yani bu çocuklar işte bir şey görüyorlar hemen içinde aşk... bir görüyor işte demek ki bu çocukların vakti var, duyguları var ama işte o duygularına mağlup olup da kafaların dikine değil, hocası, arkadaşları tarafsız bir kişiler görmeleri lazım ki bu yazı olur yazı olmaz. Bakın iyi bir bilimsel çalışmayı ben başta olmak üzere, yardımcı editörüm olmak üzere ve hakemler, o fedakar insanlar, hakemler o yazıyı bir düzeltiriz. Ne kadar yanlış yaparsan yap, ne kadar boş yazarsan yaz, ben o çalışmayı alırım.
Üç defa düzeltirim, beş defa düzeltirim. Zaten New England ortalama beş defa düzeltiyormuş. Biz de 4.3 defa düzeltiyoruz bir yazıyı. Olmadı burası, yapmadın burasını, etmedin. Hakem yazıyor, olmamış diyor. Bir daha yazıyorken yine olmamış diyor. Bir daha yazıyorken, tabii o sırada neler diyor kim bilir yazılanlar ama bu hep yazıyı kurtarmak için. Ne kadar güzel bir yazı yazarsanız yazın. Eğer çalışmanızın hipotezi, metodolojisi uygun değilse, iyi tartışamıyorsan, iyi tartışıyorsan yani. Burada mühim olan, çalışman iyi olacak, gerisi ben düzeltirim. Çalışman kötüyse onu kimse düzeltemez. Mümkün değil. Ha parayla yakında geldi, parayla basan yerler var. Bir arkadaşımız İstanbul'dan genç, bir bayan herhalde, yani sesi genç geliyor, ağlayıp sızlıyor. Diyor ki ben diyor 2013'te yazıyı yolladım diyor. Hemen kabul ettiler diyor. Baktım PubMed'de görünüyor, Citation'da görünüyor diyor. Benden dediler ki şu kadar dolar yolla, basıyoruz dediler diyor. DOI'yi de verdiler. Ben de bunlarla doçenteye başvurdum. Ama diyor baktım ki diyor dosyama yazdığım var diyor. Ama diyor şimdi diyor ne PubMed'de görünüyor ne Citation'da öyle bir dergi var. Hiç öyle bir şey yok diyor. Şimdi bu dergilere yollayarak, para ödeyerek doçent olunabilirmiş herhalde. Profesör de olunabilirmiş, şef de olunabilirmiş. Tabii Türkiye'de bunu eğer böyle yapıyorsak kabahat o çocuklarda değil, o gençlerde değil. Hocaları ciddi olacak, hocaları sıkacak. Dekanı müdahale etmeyecek. Ya bu çocuğu sen işte çaktırmışsın ama affedersiniz. Kalmış çocukçağız ama hocam bir daha baksan. Ne oldu arkadaşım diyorum şimdi. Ben herkese ismine hitap edebilirim. Ya diyor bunun diyor babası diyor defterdar diyor. Bize çok yardım ediyor mali hususlarda diyor. Benim dergimin başarılı olmasının nedeni benim bağımsız olmamdır. Kişi olarak derginin mali gücünü İbrahim Kara üstlenmiştir. Hiçbir şeye itiraz etmemiştir benim için. Yoksa hangi üniversite dergisi bugüne kadar PubMed'e girmiş? Giremez. Yani orada bir memur amir zihniyetiyle bu işler yürümez. Dışarıda da çok yani Harvard'ın derginliği New England işte Boston'da çıkan bir kuruluş. Üniversite orada müdahale etmiyor New England'da. Hiç müdahale etmiyor. Jack da hiçbir üniversite müdahale etmiyor ona. Circulation tam bilemiyorum. Türkiye'de genç arkadaşlara hocalarının hadi şunu yapalım, hadi bunu yapalım, bak burada bir noksan var, bu niye böyle oluyor diye onları heveslendirir. Genç çocuklar yani onlar yönlendirilebilen insanlardır. Ama hocası iyi olması lazım ki alt tarafta iyi olsun, o çocuklar başarılı olsun. Hakemler en önemli etkenimiz, belki benden önemli etkenler, fedakarlık yapıyorlar, o yazıyı düzeltmeye çalışıyorlar. Başka hakem var, çok güzel yazı nokta diyor, imza alıyor. Çok kötü diyor, reddet bunu diyor, imza alıyor. Bunlar hakemlik değil, bunlar benim hatırıma hakemlik yapan kişiler olsa gerek diye düşünüyorum. Hakemlik yapan hocalarınız da, iyi hakemlik yapan hocalarına da gösterin yazıları, onlar görsünler. İlla ve lakin önce hipoteziniz, metodolojiniz çok sağlam olacak. Ondan sonra başlayın, yazık olur. AB sıfır grubuyla bir çalışma yapılmış, ilgisi yok çıkmış. 178 vaka. Yurt dışında 11 bin vakada yapılmış. Şimdi bunu hocası bilecek ki bunu, diyecek evladım sen bunu yapamazsın. Git 10 tane kurumla beraber yap sen bu işi. Prospektif yap. Oturup da lenfosit lokosit oranını çalışma. Tıklıyorsun 50 bin tane hemogram çıkıyor karşına. Onları da seçersin, girersin. Aa işte bu gayet güzel, onu sana verir. Onu bana yolluyorsun. Ama bunu PubMed basıyor. Bunu basan dergiler var. Ben onu reddetmişim. Arkadaşa soruyorum. Yardımcı editörüm, bak ben bunu reddettim. O da reddetti bunu. Peki yurt dışındaki dergilerde nasıl basılabiliyor bu? Mesela Kore'de bir dergi var. O dergi basıyor bir yazıyı. Niye basıyor? Onu Türkiye'dekiler görsün. Beni bilsin diye basıyor. Ben niye 12 tane hakem seçiyorum? Ben bugün bir saate yakın hakem seçtim. Hakem bulamıyoruz. Hakem seçtim. 12 hakem seçtim. Hem de
fare bacağıyla uğraşan bir farmakoloji için. 12 hakem seçtiğim zaman 12 tane akademisyen yurt dışında beni duydu. Kim uğraşır 12 tane hakem seçmekle? Hakem seçmek kolay mı? PubMed'e gireceksin, 2 tane çalışma yapan, o konuda adam bulacaksın, tek adam olması lazım. Uyduruk bir dergide olmayacak onun yazısı. Ona yollayacaksın, 8 tane yolluyorsun, biri cevap veriyor da verme. Niye versin, ne olacak? Hakem olunca boyu büyümeyecek ki bu kişinin. 3 kuruş da vermiyorsun, 2 gecesini alıyorsun bu kişinin. Ama hatırlıyorum ya, circulation ya Jack, yanlış olabilir ama ücret veriyormuş hakemlerine. Mümkündür. Yine de Jack ve circulation 4 ay ortalamada basıyor. Ben de 56 günde karar veriyorum. Basımın biraz uzar ama 56 günde şu anda karar veriyorum. Burada insanlar sigarayı bırakmıyorsa insanlara kabahat olmayacağız. İnsanlara Sağlık Bakanlığı ne yaptı, üniversiteler ne yaptı, doktorlar ne yaptı, baba ana ne yaptı, öğretmenler ne yaptı. Ya bu zinciri nasıl kurmayı başarıyı bize gösteriyorsa burada da yazı önce araştırmaya dayanır. Araştırma hocasına dayanır. Hocası onu yetiştirene dayanır. Benim hocam Ömer Hoca rahmetli, Allah rahmet eylesin. Beni sıkıştırmasaydı ben gene edebiyat dergisi çıkarırdım herhalde. Ama devam ederdim bir ihtimal. Bir ihtimal devam ederdim. Epey bir biyografi, ne derler, bibliografya, işte neyse küçük kitaplar vardır, büyük kitaplar da vardır. Benim dalıma basınca ben kitap yazıyorum. Şimdi onun için yazıyorum. Yine birisine kızdım. Hocam, yani hep başka dallarda da olsa eskiden bugüne temel olarak hep dergi ve yayın alanı ile ilgilendiniz. Önce Edebiyat Dergisi, sonra Genel Tıp Dergisi ve ardından da Anadolu Kardiyoloji Dergisi. Yani ilginiz ve odağınız hep bu yöndeydi. Evet, halen arşivim var. Bazı gazetelere, bazı dergilere, abone olduğum dergiler de var. Onlardan keser keser oraya koyarım. Kitap okuyacağım, çok kitap okuyacağım. Emekli olunca kitap okuyacağım dedim ve şu anda 100 tane okumam gereken kitap var. Evde sığmıyor, buraya sığmıyor. Ve habire alıyorum. Biraz evvel 2 kitabı sipariş etti sekreter arkadaşlar. Nerede okuyacağım? Öteki tarafta. Öteki tarafa gidince ayağımı uzatacağım işte böyle. Cennete gideceğimizde kesin nasıl olsa. Daha kimse cennete gitmemiş editörlerden biliyorsun. Efendim orada onları bir güzel okuyacağım. Böyle oh, burada bir şey ikram edecekler. İkramlar çok o tarafta. İnşallah o günleri de görürüz diyorum. Sağlıkla gülerim. Gitmek kolay. Gitmek yani kolay. Acaba aydınlatabildim mi arkadaşlarımı? Yani zor bir iş arkadaşlar bu. Zor bir iş ama kişi pinpoint şampiyonu olmak için, tenis şampiyonu olmak için çok uğraşıyor. Yani çok uğraşıyor. Güreşçi kilo almayayım diye yemek yemiyor. Manken kilo almayayım diye yemek yemiyor ki top model olacak bu. Uğraşmazsan olmuyor. Uğraşmazsan çok çok yetenekli olduğun bir konuda bir şeyler yapabiliyorsun. Çok yetenekliysen. Bunları kayda geçmezsiniz. Belki benim bir oğlum var. Bir kelime söyle arkadan 3 tane sana şiir okur. Bu Allah vergisi bir şeydir. Bir çocuğumuz vardı bizim. Ablasına sorduğumuz soru okula gitmedi halde kendisi cevap verirdi. Bu ayrı bir şey. Yetenek de gerekiyor tabii bunlar için. Ama evde 4 çocuk varken bir kişinin ben bilim yapacağım diye çocuğuna ayakkabı alamayıp da profesörken yama yaptırdığımı biliyorum. Yama yaptırdığımı biliyorum. 4 çocuğumu alamıyorsun, profesörsün. En yüksek maaşı veriyorlar belki sana, bilmiyorum. Bunlara da göğüs geleceksin. Bazı şeylere göğüs ya yardan ya serden vazgeçeceksin doktorum. O yüzden okuyabilirsek şöyle. Bazen bizim hanım iyi okur. Benim bir Dede Korkut hikayem vardır, onu da söyleyeyim, kayda geçmezsiniz bunları. Dede Korkut esasında oradaki Deli Dumbul'un biliyorsunuz Ezrail gördü ya, o bir akut koroner olay doktor. Adam hipotansiyona girmiş ya da arrest oldu olacak, ondan sonra geçmiş, o kuş da gitmiş, Ezrail de gitmiş, kendisi de ayılmış, sonra bakmış kim bu canı aldı diye. Onunla uğraştım epey, kitaplarını da okudum ama işte vaktim yok onları yazmaya. İnşallah onu da yazarız bir gün size. Çok teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Mutlu oldum. Çok teşekkür ederiz tekrar. Sağ olasın.